Merhaba sevgili Kenan, nasılsın? İyilik, siz nasılsınız? Sağ olasın. Bil bakalım neredeyim? Tahmin, Neredesiniz? tahminleri alalım. Tahminleri bence Şeyma'nın şöyle... düğün yapacağı ülkeye geldim. Şeyma'nın düğün yapacağı ülkeye geldim. Önceden bir bakayım dedim, ne oluyor, ne bitiyor. Olay mahallini inceliyorum. Hangi ülke? Fas'tayım, Fas. Marakeş'teyim. Birkaç arkadaşımızla birkaç günlüğüne buraya geldik. Bizim şeyde sevgili Kenan'a devrettik yayınları. Mikrofondan alamıyor musunuz sesi? Evet. Geliyor mu sesin Kenan? Sesiniz geliyor ama mikrofondan gelmiyor. Dur bakayım, bir daha deneyeyim bakayım. Bir Evet. daha deniyorum. İyi mi? Şu anda. Geçiyor. Dipten Şu geliyor. anda. Yani sesiniz geliyor ama biraz Şu dipten anda geliyor. nasıl? Evet. Abi ne yapayım artık, bu kadar yani, hani idare Evet. edebilirsen sevinirim yani şeyden. Tabii, merak etmeyin. Biz sizi duyuyoruz. İzleyicilerimiz de duyuyor. Duyuyor mu? Şu anda bir sıkıntı yok herhalde. Evet. Geldim ama daha dışarı çıkamadım. Burası, buraya gelmek 5 saat sürüyor. Yani Avrupa'da ya da hani Avrupa kıtası demeyeyim de hani Afrika kıtasında gidebileceğiniz en uzun yollardan bir tanesi anladığım kadarıyla. Türk Hava Yolları ile gayet full bir uçakla geldik. Bayağı bir yabancı vardı. Bir de Christmas günü olduğu için sadece Müslümanlar uçuyordu gördüğüm kadarıyla. Çünkü normalde hani havalimanı hep doludur. Bu sefer bir tek şeyi gördüm. Müslümanları gördüm dün. Çünkü herkes Christmas yemeği yiyordu ailesiyle. Burası da full dolu yani. Bütün şehir dolu. Gidecek yer yok. Bir yere gidiyorsun. Rezervasyon yoksa almıyorlar. Dün bindiğimiz taksiden şöyle görüntüler çektim. Şimdi Yves Saint Laurent'in burada bir böyle bahçesi var. Oraya gideceğim. İşte buradaki suk diyorlar. O şeyleri dolaşacağım. Burası büyük bir cami. Buranın en büyük camii. Çok güzel bir şehir. Ben daha önce iki defa daha gelmiştim buraya. Marakeş'e. Şimdi de bir grup arkadaşımızla geldik. Hatta VideoMight ekibinden Dilek ve Milena da bizle. Sevgili Kenan. Sen buraya gelmiş miydin? Marrakeş'e gelmedim de merak ediyorum tabii orayı da. Özellikle biliyorsunuz Dünya Kupası'nda bir Fas etkisi vardı. Birçok arkadaşımdan duyuyorum ya bir Marrakeş'e mi gitsek diye. Böyle bir yeni bir akım doğabilir yani Marrakeş'e doğru. Bu Sex and the City'nin ikinci filmi sanırım burada çekildi. Bayağı bir patlamıştı. Burayı patlatan bence oldu turizm olarak. Şeyde. Bu arada Cuma günü Turizm Bakanı ile görüştüm. Türkiye'nin turizm hedefini yeniledi. Çünkü biz yıl içinde de birkaç defa görüşmüştük. 36 milyon turistle başladı. Sonra 42 demişti. En son 51 milyon turist, 51 milyon 200 bin turist Türkiye'ye geldiğini söylüyor 2022'de. Ve de 47 milyar dolar gelir elde etmişiz turizmden. Yani geçtiğimiz yılın Türkiye'deki en iyi şeylerinden bir tanesi turizmmiş diyebiliriz, değil mi ekonomik olarak? Bilmem ne düşünüyorsun Kenan? Tabii. Özellikle Mehmet Nuri Ersoy dönemiyle birlikte sürekli biliyorsunuz 2 yıldır Türkiye'de hem dünya ülkeleri hem de Türkiye turizmde kapalı. Neden? Pandemi vardı. Kimse seyahat etmedi. Ben de mesela bu sene seyahat rekorumu kırmışım. Herkes seyahat ediyor bir şekilde. O yüzden Türkiye'de yoğun ilgi var. Özellikle yeni dönemde de Almanların ve İngilizlerin farklı Evet. kampanyalarla Türkiye'ye doğru turları yönlendirdiği ile ilgili kulislerde haberler geliyor farklı isimlerden. Ya bu Türkiye için önemli bir şey. Turizm en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi Türkiye için. Ben Evet. Bir önemli buluyorum yandan yani. da bir darma duman çıkmışım. Kusura bakmayın, yayına biraz böyle hızla bağlandım. Son dakikada bağlanabildik. Rami kışlasını bitiriyormuş. Çok heyecanlıydı. Kız Kulesi ne zaman açılacak diye sordum. Mart ya da Nisan'da açacaklarını söyledi. Özellikle bu üç konu önemli bence. Kız Kulesi hani bayağı bir tartışmalara neden olmuştu. Turizm geliri de önemli. Tabii bu herkes aslında bu hafta sonu Arnavutköy'deki şu iskelenin çökmesi meselesini konuşuyor, değil mi? 30 kişi denize düşmüş. Evet. İskelede bir Arnavutköy'de bir restoranın çöküşü. Ya aslında orada çok konuşulacak şey var. O görüntüleri de ekrana getirelim isterseniz. Yani mesele sadece bir restoranın şeyin çökmesi değil. Aslında o Türkiye'deki yapılaşmayı da, izinsiz yapılaşmanın da çok güzel bir örneği. Çünkü burası iki defa, üç defa mühürlenmiş. Ona rağmen kafalarına göre büyütmüşler, şey yapmışlar, iskele kurmuşlar, iskelenin üzerine şey kurmuşlar. Ve de yani orada gariban esnafın şeyini, ne bileyim,
iki tane sandalyesini bir tane masasını koymaya izin vermeyen belediye bir şekilde burayı açık bir şekilde görmüş yani. Kapatamamış, gücü yetememiş yani belediye anladığım kadarıyla. Ve de sonuçta neyse ki kimsenin başına bir şey gelmemiş ama insanlar kendini denizde bulmuşlar. İbretlik bir hikaye biliyor musun aslında bunun hikayesi? Mesela Poseidon vardı Bebek'te, yıllardır açılamıyor restoran. Neden? Çünkü işte imara aykırı bir şeyler varmış. Orası açılamazken buranın açılıp böyle bir şeyin olması yani nasıl bir güçse düşün yani. Bütün belediyeye meydan okumuş abicim ya. Yani bütün şeyde, bütün kurallara meydan okumuş adamlar yani. Bir de boğaz görünüm diye bir şey var. Ona takılmamış galiba anladığımız kadarıyla. Bir çivi çaksanız ortalık yıkılıyor boğaz tarafında. Boğaz attığında. Değil mi? Özellikle... Anında zabıta biter. Badana yaparsın, gelir şey yapar, niye şey yapıyorsun diye. Boğaz görünümü görmemişler anladığım kadarıyla burada. Belediyenin gözünden kaçmış. Evet. Birazdan konukların olacak. Evet, söyle dinliyorum. Biraz trajikomik de bir sahne. Düşünsenize yemek yiyorsunuz, bir anda pat diye denizin ortasındasınız, suyun içindesiniz yani. Bayağı sosyal medyada şey döndü, geyikleri de döndü yani onun. WhatsApp gruplarında böyle bir şey var diye. Yani biz de olabilirdik belki, bilmiyoruz yani. Restorana gitmedik ama belki yeni açılıyor diye İstanbul'da biliyorsunuz farklı mekanlar denenmeye başlıyor. Böyle bir şey var, trend var. Yeni açılmış, hadi bir deneyelim diye. Belki biz de ya da başka arkadaşımız, eşimiz, dostumuz da orada olabilirdi. Yani buradaki mesele, bence buradaki mesele çifte standart. Burası Arnavutköy'de, herkesin gözünün önünde. Yani zaten sahilden yürüsen gördüğün bir yeri, belediye görmemiş, bir değil, iki değil ceza kesmiş. Ona rağmen adamlar mekanı açmışlar, işletmeye başlamışlar. Yani devletin gücü yetmemiş adamlara. Düşünebiliyor musun yani? Devlet görüyor yanlış yapıldığını, mühürlüyor, ceza kesiyor ama ona rağmen açıyorlar. Neyse ki kimsenin başına bir şey gelmedi. Şimdi Kenan, birazdan konukların olacak. Ben bir duyuru yapmak istiyorum. Bizim Selçuk Şirin'le konuştuk. Benim çok sevdiğim değerli bir sanatçı Erbil'in eserlerini satışa çıkartmışlar. Neden satışa çıkartmışlar? 1 milyon kitap projesi var. Biliyorsun. O projede o projeye bağış yapmak için Devrim Erbil'le bir işbirliği yapmışlar. Siz de bu yani her çocuk kitap okusun diye destek olmak istiyorsanız bu eserlerden alabiliyorsunuz. 1milyonkitap.com değil mi adresi evet, de? Evet, aynen. Oraya bakabilirsiniz yani arkadaşlar. Ben de alacağım bir tane. Ofise asacağız artık. Hoca bir tane alın, destek olun çocuklara dedi. Mecburen alacağız artık bunu. Sen birazdan sanırım bu kim başkan olur, kim aday olacak meselesini konuşacaksın. Evet. Çünkü İYİ Parti'de biraz sular fokurduyor gibi. Yani Meral Akşener'in son çıkışları, Ekrem İmamoğlu karşısındaki duruş falan bu altılı masayı biraz sarsacağı benziyor. Sanırım bayağı konuşulmaya başlandı bu konu. Bugün Yıldıray Oğur ilginç bir yazı yazmış. O diyor ki ya, aday kim olursa olsun bu Erdoğan için referandum şeyi olacak diyor. O yüzden çok da takılmamak lazım diyor buna. Özetle. Bir de Deniz Zeyrek sanırım ya asıl Mansur Yavaş aday, Meral Akşener'in adayı diye bir yazı yazmış. Aslında bir süredir ben de kulislerde bunu duyuyordum ama dile getirmiyordum. Çünkü biz dile getirince büyük olay oluyor biliyorsun yani. Biz dile getirince sanki bu bizim isteğimiz, dileğimiz gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla biz bunu gazeteci olarak duyuyoruz, dile getiriyoruz böyle bir ihtimal var diye. Şu anda ben de bunu zaten konuşuluyordu. Hatta Ankara'da bayağı bir koridorlarda konuşuluyor. Sadece Meral Akşener'in değil, başka kesimlerin de adayı aslında Mansur Yavaş diye bana birkaç yerden gelmişti. Sanırım o yavaş yavaş öne çıkacak gibi. Evet. Bir de Necati Özkan'ın da bir yazısı vardı bugün. Altılı Masa hızlıca ve gerçek bir ittifaka dönüşmesi gerekiyor dedi. Yoksa iktidarın muhatabı biziz demesi lazım dedi. Hala bu cümleyi kurmuyorlar diye bir yazısı vardı. Necati Özkan da özellikle CHP için önemli bir isim yani. Tüm çoğu zaman belediyelerin politikalarını yönlendiren farklı zamanda farklı İmamoğlu'nun bir... reklam kampanyasını evet, yapan bir isim. Aynen. İmamoğlu'nun reklam kampanyasını yapan bir isim. Meral Akşener de bir açıklama yaptı dün anladığım kadarıyla. Kadınlarla bir araya geldi. Yani şu anda hani bu İmamoğlu meselesi Altılı Masa'nın biraz dengesini bozmuş gibi ama net bir şey de yok gördüğüm kadarıyla. Fransa karışık. Sanırım ona da değineceksin. Bu Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi. Türk basını Kürt kelimesini atıp koyuyormuş. Ahmet Kaya Kültür Merkezi diyorlarmış ama Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin önünde ırkçı bir adamın saldırısı Paris'i birbirine kattı. Irkçı bir Fransızın bu arada. Adam Türk de değil. Değil mi? Bayağı eylemler var. O da Avrupa'da konuşulan olaylar arasında.